Açlıktan ölüyorum. Sabahtan beri bir şey yemedim ben. Tabii karımdan yediğim kazığı saymazsak. Gelinle Başar gelmeden yemeğe başlamak yok. Ya onların ikisini bir arada görünce benim iştahım kaçıyor. Yine başlamayışsan. Ah, bu zil sesi kulağıma hiç bu kadar hoş gelmemişti. Merhaba Sevinç teyze. İhsan amcam evde mi? Ona bir şey soracaktım da. Evde. İhsan amcam masanın altında seni bekliyor. Hadi canım git sor. Hey İhsan amca. Ne o İhsan, bir şey mi düştü? Evet, açlıktan tansiyonum. Ay hiç endişelenme. Şimdi Can sana bir iki soru sorar, tansiyonun çıkar. Ne var canım, ne istiyorsun? İhsan amca, doğum günümde bana ne hediye alacaksın? Erzincan'a tek kişilik uçak bileti, sadece gidiş. Yine İhsan amca, Erzincan'da havaalanı yok ki. Sen gitmeye karar ver, ben o gün yaptırırım havaalanını oraya. Peki gemiyle gitmek istesem limanda yaptırır mısın? Yaptıramasam bile Erzincan'ı Karadeniz kıyısına taşırım Can. Peki metro ile gitmek istesem metro yaptırır mısın? Can bak sinirleniyorum. Peki yürüyen merdivenle gitmek istesem? Can elimde çatal var, karnım çok aç. Yemeğe seninle başlamayayım. Peki sırtında götürmeni istesem götürür müsün? Oğlum sırtımdan indiğin mi var senin? Ne oluyor sen, neye bağırıyorsun çocuğa? Sevinç, Can'ı al hemen Erzincan'a götür yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hadi sen bir Erzincan'a kadar git değil mi? Tamam ama bir şartla. Neymiş o? İhsan amcam da benimle gelecek. Peki gönderirim ama bir şartla. Neymiş o? Geri yollamak yok. Sevinç çok teşekkür ederim. Yemek öncesi programın harikaydı. Önce Menekşe'yle ateş attı, ardından Can'la şaka gibi, en kötüsü de başlamadı daha. Neymiş o? Başar ve Pelin'le hepsi gerçek. Bir de Yorgo'yla Yurttan Sesler Korosu eksik. Bilmez miyim?